İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tarım Vizyonu'na hoş geldiniz. Tarım Vizyonu olarak ilk kez bu akşam canlı olarak sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz daha önce hep sahada sizlerle, üreticilerimizle birlikteydik. Ama bu akşam özel bir akşam. Çünkü önümüzdeki hafta GrowTech yani Türkiye'nin en büyük tarım fuarı ilimizde gerçekleşecek. Hem bu fuarı konuşacağız, yine başka bir konumuz daha var. Özellikle seracılıkla ilgili üreticilerimizi ekran başına davet ediyoruz. Çünkü çok önemli konuları sizlerle burada paylaşmaya çalışacağız. Programa başlamadan önce biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ilimizde büyük bir afet yaşandı. Orada üreticilerimiz bayağı bir hasar gördü. Üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz. Ama devletimiz büyük. Bütün devlet erkanları, devlet büyüklerimiz çiftçimizin, üreticimizin yanındaydı. Ve onlara destek olma sözlerini verdiler. Ve üreticilerimizden can kaybı olmaması da aslında hani sevindirici diyebiliriz ama yine de bizim için üzücüydü. O yüzden de tekrar bütün üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve daha fazla sözü uzatmadan hemen konuklarımızı tanıyalım. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. GrowTech marka direktörü. Siz de birçok kez program yaptık. Fuara da katılıyoruz. Belki yani bizler de fuarla büyüdük. Bu Doğru. yıl 17.si. 17.si. Evet, haftaya başlıyor. Biraz bahsedelim isterseniz. Tabii sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki çarşamba günü 29 Kasım'da saat 10'da kapıları açıyoruz. Ve cumartesi, 2 Aralık cumartesi akşamına kadar fuar sürecek. 4 günlük bir fuar. Tüm çiftçilerimizi ve tarımla ilgisi olan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz fuara. Evet, fuarla tekrar döneceğiz. Barış Aydoğdu, Evet. siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkonder Yönetim Kurulu üyesi. Evet. Serkonder'i biraz açalım. Yani birçok izleyicimiz Evet. de bilmeyebilir. Hemen sizi tanıyalım. Serkonder, Barış Aydoğdu ismim. Serkonder Derneğimiz, Sera Konstrüksiyoncuları, Tedarikçileri, İhracatçıları Derneği. Türkiye'deki bu modern serayı A'dan Z'ye yapan bütün firmalar, tedarikçiler birleştiren bir oluşum yaptık. 2011 yılında kuruldu derneğimiz. Bir kooperatif gibi, bir birlik gibi Türkiye'deki sera üreten, sera konstrüksiyon firmaları, sera örtü firmaları, otomasyon firmaları, sulama firmalarının hepsinin birleştiği bir dernek oluşturduk. Bununla ilgili Türkiye'deki bu milli yerli üretim, sera üretimini nasıl daha iyi yapabiliriz? Dışarıyla nasıl rekabet edebiliriz? Bununla ilgili Ekonomi Bakanlığı'yla, Tarım Bakanlığı'yla hem Türkiye için hem de şu sıralar daha çok yurt dışında ihracata yönelik çalışmalar yapıyoruz kısaca. Bununla ilgili Serkonder olarak da biz de GrowTech fuarıyla beraber büyüdük. 2015 sene önce ilk katıldığımızda daha çok yabancı firmalar Türkiye'de güçlüydü sera konstrüksiyon alanında. Şimdi artık o zamanlar %50'sini yurt dışından alırken şu an A'dan Z'ye modern bir serayı, bir Serkonder üyesi bir sera firması A'dan Z'ye sera firması serayı yapabilmekte, yurt dışına ihraç edebilmekteyiz artık Yani Allah'a şükür. malzemeleri yani aklımıza gelecek bütün Evet. otomasyonu bile Evet. biz kendimiz üretebiliyoruz Üretiyoruz. artık. Örneğin polikarbon sera örtüsünü bizim kendi firmam, biz polikarbon üreticisiyiz. Burada Antalya'da birçok sera naylonu, polietilen üreticisi firma var. Konstrüksiyon firmalarımız var. A'dan Z'ye bir serayı üretip artık teknoloji ihraç etmeye başladı Türk şirketlere. Nereye daha çok gönderiyoruz mesela? Şimdi bizim en yakın komşularımız Rusya'ya, Azerbaycan, İran'la çalışmalara başladı ve Türkiye Cumhuriyetler. Bunun haricinde coğrafi açıdan yakın olan Akdeniz'deki işte Kuzey Afrika, Katar, Arabistan, oralarda da seracılık faaliyetlerimiz başladı. Şimdi yurt dışına teknoloji ihraç etmemizden dolayı da sağ olsun bu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Tarım Bakanımız Sayın Sakı Baba onlar da bu konuda bize destek oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalar yapıyoruz Serkonder olarak. Evet. Şimdi fuar çarşamba günü açılıyor. Evet. 17.si düzenleniyor ve gerçekten artık Anfaş'ta yapılacak ama sığmaz oldu değil mi? Yani Doğru. katılımcı sayısı da bir hayli fazlalaştı. Doğru. Geçtiğimiz yıl kaç kişi katıldı? Bu yıl kaç kişi bekliyorsunuz? Bu sene 30 ülkeden 800'den fazla firma katılması bekleniyor. Zaten şu anda bütün yerlerimiz dolmuş durumda. Fuar alanına sığamıyoruz. Geçen sene fuar alanını büyüttük aslında. Fuar alanı %20 civarında büyüdü. Buna rağmen sığamadık. Dışarıya geçici bir yapı, çadır kurduk.
Bu sene de yine daha modernize olmuş bir çadır kurduk. Şu anda hazırlıklar bitmek üzere. Sonuçta bir 50 bin metrekare civarındaki bir kapalı alanda fuarı gerçekleştireceğiz. Ziyaretçi olarak baktığımızda da 85 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Bunların yaklaşık %10'u direkt yurt dışından gelen ziyaretçiler. Bu bizim için çok önemli çünkü Barış Bey'in de söylediği gibi yani Türk firmalarının ihracat yapabilmesi için bu gelecek ziyaretçilerin çoğalması gerekiyor. Çünkü onlar geliyorlar, burada işte ilk görüşmeleri yapıyorlar, belki ön anlaşmalar yapıyorlar ya da gidip firmaların işte fabrikalarında ya da ofislerinde görüşüyorlar ya da yaptıkları tesisleri görüyorlar ve ülkelerine döndüklerinde de en azından Türkiye'de bu varmış, bu teknoloji varmış diye işbirliklerine başlıyorlar. Evet. Sonuç olarak geçen seneye göre yabancı ziyaretçi ve yabancı katılımcıda çok ciddi artışlar var. Hani Türkiye'nin zor olan döneminde bile yurt dışından bu kadar katılımcı ve ziyaretçinin gelmesi gerçekten sevindirici. Zaten hani ana temada tarım ve teknolojinin global buluşması herhalde. Doğru. Yanılmıyorsam doğru, öyle değil mi? Doğru. Ve bu çerçevede de sanırım ikili görüşmeler de bir hayli fazlalaşacak. Peki panel, toplantı ya da bu tür bir organizasyon düşünüyor musunuz? Fuarın ikinci günü iki tane farklı etkinliğimiz var. Bir tanesi Antalya Ticaret Sanayi Odası ile beraber yaptığımız, ATSO ile beraber yaptığımız GrowTech Tarım Ödülleri var. Hatta bugün jüri toplantısı vardı ve 38 tane farklı proje başvurdu. Onlar gerçekten ince elemeyle değerlendirildi ve işte kazananlar belli oldu. Fuarın ikinci günü törenle bu işte hak edenlere takdim edilecek. Buradaki ana hat inovatif bir ürün yapmalarıydı. Gerçekten çok güzel projeler var. Hatta sera konusunda da güzel projeler vardı. Bir bu var. Bunun haricinde bu sene başlatacağımız bir tarım sohbetleri diye bir başlığımız var. Burada da iki tane ana başlık seçtik. Bir tanesi Türk tohumunun şu anki durumu ve nereye gideceği konusu. Çünkü Türk tohumculuğu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle sebze tohumu konusunda. Diğer konuda yine seralarla alakalı. İşte modern seralardaki gelişim, nasıl daha verimli seralar üretilebilir? İşte seralardaki gelecek teknolojiler neler? Bu konuda bir toplantı olacak. Bunların ikisi de ücretsiz. Tüm gelen ziyaretçiler bunları takip edebilecekler. Evet. Ücretsiz demişken fuara giriş herhangi bir ücret talep ediyor musunuz? Yani ziyaretçiler bir davetiyeyle mi giriyor, bir ücret karşılığı mı giriyor? Çok sayıda davetiye bastık ve bunları dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Sonuç olarak fuara davetiyeyle giriliyor. Kağıt olarak davetiyeyi bulamayanlar bizim web sitemize, internet sitesine girip oradan online kayıt yaptırabiliyorlar. Eğer hiçbir şey de bulamıyorlarsa artık fuarın kapısına geldiklerinde bir bilet alıp içeri girmeleri gerekiyor. Bunun da bir ücreti var. O yüzden hani davetiye temin etmelerinde fayda var. İnternetten de dediğim gibi online davetiye alabiliyorlar. Evet. Peki ziyaretçilerden özellikle istediğiniz bir şey var mı? Yani orada çünkü tarımla ilgili birçok firmayı, teknolojiyi görebilecekler. Hangi konular üzerine daha fazla hani katılımcı var ve hani ziyaret edenler gezerken mutlaka bunlara dikkat etsin, şöyle geçsinler. Böyle çünkü bir anda gezecek bir fuar değil. Öyle değil mi? Değil. Evet. Bu büyüklüğünden dolayı gerçekten bir anda gezilecek bir fuar değil. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Fuarın bir ucundan bir ucuna 320 metre. Yani tek bir koridorda yürümeleri bile 320 metrelik bir mesafe kat etmelerine karşılık geliyor. Ki bir sürü koridor var. Biz ziyaretçilerin daha rahat dolaşabilmeleri için ve katılımcıları daha rahat bulabilmeleri için iki sene önce bir şey başlattık. Konuları bölümlendirdik. Bu fuarda ağırlıklı olarak neler var? İşte sera konstrüksiyonu ve sulama sistemleri, tohumculuk, fide, fidan onlar bir grup. Sera konstrüksiyonu ve sulama sistemleri bir grup, bitki besleme
dediğimiz işte gübreler, bitki koruma dediğimiz ilaç bir grup. Diğer tarafta da tarım makineleri ve traktörler var. Böyle ana başlıklarda topladık. Hatta ziyaretçiler içeri girdiklerinde yerdeki halı renklerinden bile bunları ayırt etmiş olacaklar. İşte tohum yeşilse sulama sistemlerine geçtiğinde kırmızı olduğunu görecekler. Diğer tarafa geçtiklerinde mavi olduklarını görecekler. Yani farklı bir bölüme geçtiklerini görecekler. Zaten firmalardan da anlaşılıyor doğal olarak. Yani ben bunu niye sordum? Ben bile senelerdir fuara katılıyorum. Geçtiğimiz sene kayboldum. Nereden geldim, ne taraftan gideceğim diye bir aile dolaştıktan sonra bir arkadaş sayesinde çıkışı bulabildim. Şimdi siz senelerdir fuarcılıkla ilgili işler yapıyorsunuz ve yurt dışından katılımcılar geliyor. Onların Türkiye'ye, Türkiye'deki fuar anlayışını da tarıma bakış açısını nasıl değerlendirmişsinizdir mutlaka? Katılımcılar şöyle, yabancı katılımcılar için konuşuyoruz değil mi? Tamam. Yabancı katılımcılar Türkiye'de işbirliği yapmaya geliyorlar ağırlıklı olarak. Hem buradaki stand açan firmalarla işbirliği yapmaya geliyorlar, hem de ziyaretçiler arasında bağlantı kurmak isteyen firmalar da dolaşıyorlar. İlla stand almak zorunda değil bu gruplar. Geldiklerinde onlarla işbirliği yapıp işte ikili görüşmeler yapıp acaba işte kendi yurt dışındaki ürünlerini ya da teknolojilerini Türkiye'ye ya da Türkiye'ye bağlantı olarak bu bölgeye satabilirler mi diye iş bağlantısı yapmaya geliyorlar. Ve biz şunu görüyoruz. Yıllardır işte bir sürü firma geliyor yurt dışından. Gelip burada işte birinci senede ya da ikinci senede bir bayi ya da distribütör bulduğunda fuarı bırakmıyor. Fuara gelmeye devam ediyor. Bu şu anlama geliyor bize göre. Hedefleri sadece Türkiye değil, bölgede daha etkin olabilmek. Yani bölge dediğim işte Türkiye Cumhuriyetleri, Rusya, Körfez bölgesi, Kuzey Afrika gibi bir bölgede ya da Balkanlara da dahil edebiliriz. O yüzden devamlı her sene gelip ana firma olarak yabancılar gelip bu fuara katılıyorlar. Bu aslında bir fuarcının istediği en güzel şey. Çünkü yabancı katılımcı gelir, birinci ya da ikinci senede Türkiye'de distribütörünü bulur, ondan sonra bir daha gelmez. O Türk firma katılmaya başlar. Fuarda gitgide daha yerelleşir. Ama bizde öyle değil. Geliyorlar ve katılmaya devam ediyorlar. Ve bu da artarak devam ettiği için şu anda fuarın %10'undan biraz daha fazlası tamamen yurt dışından gelen firmaların katılımıyla sağlanıyor. %40 civarında geçen seneden bu seneye yabancı katılımcıda artış var. Artış var. Şimdi ben ilk başta fuarlara katılmaya başladığım ilk dönemlerde genelde hep şey düşünüyorum. Ya bu fuarın firmaya ne katkısı olacak? Yani geliyor burada sadece herhalde boy göstermek için işte sektörde ben de varım diye gösterişli standlar yapıp bir gövde gösterisi diye düşünüyordum ama daha sonraki yıllar bunun böyle olmadığını anladım. Birçok anlaşma da yapıyor değil mi firmalar burada? Ya en azından ön anlaşma yapıyorlar. Ürünlerini, yeni çıkardıkları ürünlerini tanıtıyorlar. Hem diğer firmalara hem ziyaretçilere. Boy göstermek tabii işin şey, hani en son kısımlarından bir tanesi. Biz zaten hem katılımcılara hem ziyaretçilere bir anket firması tarafından, araştırma firması tarafından bir çalışma yaptırtıyoruz her sene. Orada da soruyoruz bu soruları. Niye fuara katılıyorsun? Ziyaretçi niye katılıyor? Katılımcı niye katılıyor? Niye katılıyorlar? Cevaplar hani genelde niye çıkıyor? Katılımcı açısından birinci sırada işte en yeni ürünlerini gelecek potansiyel müşterilerine gösterebilmek, bayilerini ağırlamak. Mesela yılın sonuna doğru yaklaştığımız için özellikle bayi olan şirketler bayi toplantılarını fuara paralel Antalya'da yapıyorlar. Ya da başarılı olmuş bayilerini işte Antalya'ya davet ediyorlar. Hem bir tatil imkanı sağlıyorlar hem de fuarlı gösteriyorlar. Kendi standlarında bulundurtuyorlar. Genelde iki ana şey çıkıyor. İşte bayileriyle buluşmak, yeni ürünleri ziyaretçilere tanıtmak. Asıl iki şey bu. Mesela Barış Bey'e de sorabiliriz. Barış Bey mesela... Tabii antlaşmaların artık... niye katılıyorlar katılımcılar? Evet, yani oraya duracaktım ben. Antlaşmaların birçok Avrupa'daki fuarın ötesine geçmesini, GrowTech buradaki bizim fuar artık dünyadaki bir numaralı fuarlardan birisi oldu. Birçok yatırımcı sadece Türk firmalar değil, yabancı yatırımcılar. Sonra nihai kararı artık GrowTech'e de gidelim de orada son kez görüşelim. Ondan sonra da biz
bu seramızı şu sistemimizi alalım diye mesela örnek veriyorum bizim sera konstrüksiyon firmaları açısından. Sera konstrüksiyonumuzu şu Türkiye'deki GrowTech fuarında karar verelim diye. Burada en son yer burası oldu artık, Antalya oldu. Bu şehrin merkezi bütün bu Orta Doğu, Avrupa'da, Asya için, Rusya için şu anda merkez Antalya ve GrowTech fuarı. Peki hani biz diğer ülkeye nazaran daha mı ucuz üretiyoruz, daha mı ucuza mal ediyoruz serayı? Bizi tercih etmenin sebebi yani ürünlerin kalitesi mi? Hem kalite hem daha ucuz olması mı? Mesafe mi? Bizim hem mesafemiz nakliye açısından. Mesela yurt dışındaki İspanya'daki bir firma Rusya'da bir proje yaptığında bile bizim hemen komşumuz. Bir sera örtüsü alacağız zaman Türkiye'deki bir firmayla görüşüp Türkiye'de üzerinden işlemlerini yapıyor. Hem coğrafi kolaylık hem de bizim genç neslimizin, tabii ki genç neslimiz, bizdeki çok eskiden beri gelen bu ustalık, aile kültüründen gelen kalfalık, ustalık, bu düzen bizde, bizim çok değerli ustalarımız var kendisini yetiştirmiş. Bu yüzden biz 15 sene önceki GrowTech fuarında birçok konuda gerideyken şimdi bu ustalarımızın, mühendislerimizin onun yanında katkılarıyla kendi modern milli seramızı A'dan Z'ye yapabiliyoruz. Yetişmiş insan gücümüzün de yani bunda etkisi var. Tabii ki birçok şeyin de artık ham maddesini burada yapabiliyoruz. Yani üretimi de burada olduğu için tabii ki daha ucuz oluyor. Daha coğrafi olarak da mesela Arap ülkelerine daha yakınız. İran'a gittik mesela biz Serkonder olarak. Bir Urga projemiz oldu. Tahran'daki firmalarla görüştüğümüzde onlar Hollanda'dan alacağımızı diyorlar. Şimdi Tebriz'le Van arası yani bir saatlik bir mesafe yani sonuçta. Bir herhangi bir sıkıntı olsa, serada bir eksik malzeme olsa biz hemen daha yakınız. Hem kültürel olarak da yakınlıklarımız var etrafımızdaki. Yani bu kültürel yakınlık Yunanistan'la da var, Bulgaristan'la da var. Bir komşu ilişkisi yani var. Komşuluk ilişkisi mutlaka burada da devreye giriyor. İlla Müslüman ya da diğer birçok etken devreye giriyor. Birçok konuda beraber o konuda biz daha avantajlıyız. Evet. Orta Asya Cumhuriyetleri ile ilgili de avantajımız zaten ortak bir dille ilgili bir avantajımız var. Yine gelenek örneklerimiz aynı şekilde. Onlar da bize örnek alıyorlar seracılık konusunda. Evet. Şimdi siz hem üreticinin hem de kumlucabasınız herhalde. Ben aynı zamanda kendim çiftçiyim. Seracılık yapıyorum. Yani şimdi sözle size gelmişken biraz önce programın başında söyledim. Evet. Özellikle sera üreticilerimiz ekran başında diye. Sera örtüsü gerçekten bu kadar önemli mi? Mesela hani üreticilerimiz bir serayı yapıyor. Özellikle plastik serayı yapıyor. Bunun mutlaka bir ömrü var değil mi bu plastiğin? Tabii. Yani 20 yıl boyunca aynı plastikte durulması doğru değil sanırım. Işık ve ısı açısından çok önemli. Hem ısıyı hem ışığı içeride muhafaza etmemiz gerekiyor. Serada en büyük maliyet ısıtma. Bu arada ben de bu Kumlucu'daki bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Orada büyük bir sıkıntı yaşadık. Türkiye'de ilk defa 4 aynı yerde aynı zamanda bir hortum çıktı. Kumluca, Finike, Demre, Kaş. Bunu da şu an yetkili bilim adamları araştırıyor. Biz de demek ki burada gördük ki her bir şeyden de bir ders çıkarmak gerekir. Seralarımızı buna göre daha güçlendireceğiz. Daha güçlü yapmamız gerekiyor. Sonuçta hortuma yapacak bir şey yok ama rüzgara, doluya karşı seralarımızı güçlendirmemiz lazım. Seralar çiftçinin sonuçta iş yeri. Bu iş yerinde para kazandıkça Anadolu'da bir esnaf nasıl serasını, iş yerini güzelleştiriyorsa bizim çiftçimiz de para kazandığı zaman serasını güzelleştirecek, güzelleştiriyor. Şimdi %30 çiftçimiz böyle bilinçli. Böyle seralarını güzelleştiriyor. Sizin dediğiniz gibi sera örtüsü çiftçinin soğukta paltosu. Yani içindeki şey neyse paltosunu da kıyafetini de elbisesini ona göre hem sera naylonu kullanacaksa, cam kullanacaksa, diğer örtü kullanacaksa çok önemli. Işığı içeride tutmak için önemli. Isıyı içeride tutmak için sera örtüsü önemli. Yeni sera örtüleri çıktı. Polikarbon örtüler, cam örtüler, çift katlı örtüler. Isıyı içeride tutmaya çalışıyoruz. Işık bazı yerlerde erken saat 4 gibi batıyor örneğin. Saat 6'ya kadar ek ışıma sağlamak için yeni alternatif sera örtüleri var. Bunlar kullanılıyor. Sera örtüsü de tabii konstrüksiyonla beraber seranın tamamlayıcılarından birisi. Çok önemli. Yani şimdi her işte olduğu gibi bu işte de ucuza kaçmamak gerekiyor değil mi? Yani evet. İşte hani 5 liralık bir malzeme var ya da 2 liralık bir malzeme var ya ben gideyim de 1 liralık malzemeden yaptırayım. Günü kurtarayım dediğiniz zaman ileriki anlamda sıkıntılar yaşanabiliyor herhalde. Tabii uzun vadeli düşünüldüğü zaman bir uzun süreli örtü kullanmak,
konstrüksiyonu ona göre kullanmak. Hiç ummadığımız anda artık iklimden kaynaklanan hiç beklemediğimiz yağışlar, kar yağışları. Yaylada seracılık başladı örneğin. Şimdi onunla ilgili konstrüksiyonu sağlam seralar yapmamız gerekiyor. Çiftçimiz bu konuda biz de gerekli yerlerde söylüyoruz. Kar yüküne dayanıklı. Şu an Türkiye'nin her yerinde yaylada seracılık başladı. Önceden tabii ki Antalya, Adana, Mersin bunlar tabii ki ama şu an örneğin mesela biz sıcak su olan yerlerde Ağrı'da, Ağrı taraflarında, Diyadin'de Türkiye'nin en kaliteli sıcak suyu var. Şu an Ağrı, Diyadin'de çok güzel seracılık faaliyetleri yapılıyor sıcak suyla beraber. Güneydoğu Anadolu için çok önemli bir konu seracılık. Antalya için tabii ki önemli ama mesela o tip bölgeler Doğu Anadolu için seracılık çok önemli. Çünkü orada istihdam sağlıyor. Bir bacasız fabrika diyebiliriz. O yüzden artık seracılık da bir ekonomide değeri anlaşıldı tarımın. Örneğin bir domates bir Rusya tarafından bir siyasi malzeme olarak kullanılıyor şu anda. Tarımın ne kadar önemli olduğu buradan anlaşıldı. Artık sadece çiftçinin konusu değil, Türkiye'nin konusu haline geldi domates. Sıkıntılarıyla birlikte gündeme geldi. Şimdi biz domates Türkiye sorunu haline geldi. Türkiye sorunu haline geldi şimdi çiftçimizin domatesi. Alın teriyle yaptığı konu yüzünden örneğin geçen sene çiftçimiz çok büyük sıkıntılar yaşadı ama bunları aşıyoruz. Devletimiz de gerçekten Tarım Bakanımız olsun, Ekonomi Bakanımız bu konuda bize destekler sağlıyorlar. Bununla ilgili biz de teknoloji ihraç ederek mesela Rusya'dan şu anda teknolojik silah ihracatı söz konusu. Şu anda biz Rusya'ya teknolojik sera satıyoruz. Onlardan 10 sene ilerideyiz. İran atom reaktörünü parçaladım diyor mesela biz gittiğimizde fuarlarda bize anlatırlar. Biz onlara teknolojik sera ihraç ediyoruz. Orta Asya Cumhuriyetlerinden ilerideyiz. Bu bölgede Türkiye sera teknolojisi açısından en güçlü ülke şu anda Türkiye. Şimdi hani beni dinleyen izleyicilerimiz, üreticilerimiz ya Gürsel Bey hani diyorsunuz 2 liralık malzeme al da yani ekonomik durumu biliyor musunuz kaç para gibi söylemler de olabilir belki. Şimdi bizim en büyük sorunumuz tarımdaki yanılıyor muyum bilmiyorum. Bizim küçük ölçekli işletmelerimiz, seralarımızın olması ve bu seralarımızın işte 20 yıl, 30 yıl önce yapılan seralar olması. Evet. Tabii ki üreticilerimiz bunu modernize etmek istiyor. Zaman zaman siz dediğiniz gibi %40, %30, %40 üreticimiz bunu yapıyor ama mevcut serayı ben modern hale getirmek istesem maliyeti ne olur? Daha mı pahalı olur? Sağlıklı bir şey olur mu? Yoksa onu tekrar yıkıp sıfırdan yapmak mı daha kârlı? Tabii serada iyileştirme yapılabilir. Şimdi biliyorsunuz yapısal dönüşüm var Türkiye'de son 10 yıldır. Aynı şekilde bir tarımsal dönüşüm de bu yapısal dönüşümle birlikte başlatılmalıydı. Şimdiki artık yeni bu Tarım Bakanımız da diğer bakanlarımız, diğer ben kendim örneğin Kumluca'lıyım. Kumluca Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya ile beraber böyle bir projemiz var. Hüsamettin Başkan da gerçekten üreticinin hem yanında evet. hem böyle yeniliklere acayip açık bir başkan. O yüzden evet. hani tarıma da son derece büyük destek veriyor. O yüzden ben kendisi hem takdirini çok seviyorum. Evet. Yani böyle iyi çalışkan bir başkan da ben çok nadir görüyorum. Evet. Tabii tarımsal dönüşümle ilgili başkanımızla mesela bir görüşmelerimiz var. Diğer başka bu konuyla ilgili bunu fikir verenler var. Şimdi adını hatırlayamadığım kişiler var. Bu tarımsal dönüşümün de başlatılması sizin dediğiniz gibi mesela çiftçi gidecek Ziraat Bankası'na ben seramı modernize ettirmek istiyorum dediğinde bir modernizasyon kredileri var. Bununla ilgili bir kolaylaştırmalar yapılacak. Şimdi bir Tarım Bakanlığı bir finans toplantısı yapacak. Tüm bankaları buna davet etti önümüzdeki aylarda. Halk Bankası ile Ziraat Bankası zaten katılıyor. Fakat özellikle Denizbank çiftçilik konusunda çalışmalar yapıyor. Diğer bankalar da katılacaklar buna. Modernizasyon kredileri ve sıfırdan sizin dediğiniz sıfırdan krediler. Bunları değerlendirecek çiftçi. Bir de tabii mesela Antalya, Burdur, Isparta gibi bölgelerde, doğu bölgelerinde de %50 hibe projeleri var. Devletimizin verdiği projeler. Modern bir seranın %50'sini devletimiz karşılıyor. Yeter ki diyor siz buraya bu serayı yapın diyor. O tip projeler var. Yani bizim buradaki Antalya'daki avantajımız ısı ve ışık avantajımız. Dezavantajımız da işte bu afetler maalesef o tür şeylerimiz var. Bu konuda bir çalışmalar yapıyoruz. Yalnız ben mesela İspanya-Almanya bölgesine gittim. Gerçekten de orada biyolojik mücadele ilgili üretim yapıyorlar. Seralar bizim seralarımızdan çok kötü. Yani ama orada biyolojik mücadele üretim yapabiliyorlar. Daha alçak seraları var. Toprağı, güneşi aslında biz çok daha avantajlıyız. Ama hani orada bir birliktelik olduğu için evet. herhalde bir büyük başarı elde ediyorlar. Tabii orada bir kooperatifleşme bizden önce başladı. Bizde de şimdi mesela bizim Serkonder'deki amaç da bu. Türk
bu sera firmalarını bir araya getirmek. Şimdi çiftçiyi de, çiftçiler de bu konuda yavaş yavaş çiftçi arkadaşlarla da ilgili birlikler oluşturuluyor. Zaten var. Yıllardır Türkiye'de kooperatifler, birlikler var. Bununla ilgili seralarla ilgili de biz toplantılar, görüşmeler yapıyoruz. Bununla ilgili de sizin dediğiniz doğru. İspanya'daki bizim seralarımızın birçoğu İspanya'dan daha kaliteli, daha güzel. Ama orada mesela bir 15-20 kişi birleştiği zaman ürünü alırken daha ucuza alıyor. Satarken de 30 kişi birden sattığı için mesela daha uygun fiyattan satıyor. Daha ekonomik alabiliyor. Bizde yerler sizin dediğiniz gibi 2 dönüm, 3 dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm bölündüğü için bir sıkıntı var. Bazı şeyler var. Tapudan kaynaklanan sıkıntılar var. Bununla ilgili şu anda da bir birlik oluşturmaya çalışıyor çiftçilerimiz de. Ama sonuçta mücadeleye devam ediyor çiftçimiz. Devam ediyor. Yapacak evet. Bir şey. Şimdi tekrar fuara dönelim. Artık yavaş yavaş da sonlarına gelmeye başladık programımızın. Ben geçtiğimiz yıllardaki fuarda da bunu sık sık görüyordum. Şimdi bizi sadece Antalya izlemiyor. Türkiye'nin birçok yerinde de izleyenler var. Ve genelde Ziraat Odası ya da kooperatifler organize oluyorlar. Çiftçilerini buraya getiriyorlar. Öyle değil mi? Doğru. Ne yapmaları gerekiyor? Size mi başvurmaları gerekiyor? Yani ben 50 kişi atıyorum Edirne Uzunköprü'den gelmek istiyorum dedi mesela. Bize başvurmaları gerekmiyor. Kendi bulundukları ilde ya da ilçedeki ziraat odaları vasıtasıyla zaten yıllardır böyle yürüyor. Hı hı. Onlar kendi aralarında toplanıyorlar ve otobüslerle ağırlıklı olarak fuara geliyorlar. Yani dediğiniz gibi sonuçta Antalya ya da Akdeniz bölgesinin bir fuarı değil. Karadeniz'den atıyorum Samsun'dan, Amasya'dan tam Antalya'nın en uzak noktasından ziyaretçilerimiz geliyor yıllardır. Hı hı. Ve artarak geliyor. Tam şu anda rakamı hatırlamıyorum ama Karadeniz bölgesinden bile toplam ziyaretçinin yaklaşık %10'u Karadeniz bölgesinden geliyor. Evet. Peki hep fuarlarda sorulan ve herkesin de ısrarla yanında çocuk getirme isteği. Sizin fuarda var mı? Yani çocukla gelmenin aslında fuara ben çok doğru bulmuyorum. Yani eğer küçük çocuksa. Ama sizin böyle bir çalışmanız var mı? Hani ilkokul düzeyindeki çocukların ya da ortaokul düzeyindeki çocukların, üniversitedeki genç arkadaşlarımızın tarımı ve teknolojiyi öğrenmeleri veya görmeleri için böyle bir grup çalışmanız oluyor mu? Var mı ya da planınız? Şimdi aslında olaya parça parça bakmak lazım. Üniversite tarafı, üniversite demek zaten birkaç sene sonrasının tarım ziraat profesyoneli yani. Demek. Yani ziraat mühendisi demek ya da diğer ilgili bölümleri demek. Onları biz tabii ki ağırlıyoruz ve davet ediyoruz. Geliyorlar da. Hatta fuarda geçici olarak çalışan ekibimiz var. Onları bile ziraat mühendislerinden seçiyoruz. İşte kapı giriş sistemindeki arkadaşları falan hepsi genelde ziraat mühendislerinden seçtiğimiz insanlar. Daha aşağıdaki eğitime inecek olursak mesela ilkokul ya da ortaokul seviyesinde onlarla da ilgili şöyle bir çalışma yapıyoruz. Geçen sene hatta Tarım İl Müdürlüğümüzle alakalı bir çalışma yapmaya çalıştık. İlkokuldaki öğrencilerin ya da ortaokuldaki öğrencilerin tarımı sevmeleri için gelip işte fuarda tabii ki işte sera konstrüksiyonu firmasına gitmesine gerek yok ama bir fide firmasına gidebilir, bir tohum firmasına gidebilir. Bir bombu sarısı değil mi? Evet, bir bombu sarısı firmasını görebilir. Daha bir hoşlarına gidebilecek. İşte belki küçük bir kabın içine bir tane fide dikip onlara verebiliyorlar. Hatta bazen kendileri dikiyorlar. Alıp evlerine götürüp işte bakabiliyorlar onu. Sonuçta buradaki amaç çocukların da tarımı daha çok sevmeleri. Zaten bu bölgede yaşayanlar tarımla iç içe ama en azından o ilgilendikleri şeyleri ya da ailesinin ilgilendiği şeylerin bir de işin teknoloji tarafını, fuar tarafını görmeleri bizim için önemli. Çünkü onlar işte geleceğin nesilleri diyoruz ve Türk tarımını götürecek gruplar aslında. Yani çocukta da gelebilirler mi? Çocuklar yani şöyle çocuklar gelebilir. Pusetlerin içerisinde bebek arabalarıyla gelmesinden mümkünse şu nedenden dolayı ne olursa olsun fuarın içinde işte binlerce insan kalabalık var. Kalabalık var. Herkesin nefesi var.
Biz olabildiği kadar havalandırma sistemiyle temizlemeye çalışıyoruz ama neticede o gelen çocukların hastalık kapma olasılıkları çok daha fazla. Mevsimler değişiyor, işte büyükler bile hani her an grip olabiliyorlar. Yani küçük çocuklarla gelmesinler. Küçük çocuklarla gelmesinler ama evet. Tabii ki hani ilkokullar ve ortaokulları zaten okulların vasıtasıyla geliyorlar. Münferit değil ama gruplar halinde geliyorlar. Bunlara da biz zaten yardımcı oluyoruz. Şimdi tabii ki çarşamba günü fuar açılacak. Evet. Biz şimdi bir hafta öncesinden konuşuyoruz ama bunun çalışması ne zaman başladı? Bunun çalışması bir sene çok öncesinden zor aslında, başladı. Değil mi? Yani biz şimdi burada konuşuyoruz. 3-4 gün biz orada fuarda geziyoruz. Doğru. Ay çok güzel, teknoloji şöyle işte tarımda şu yeni gelmiş diye düşünüyoruz ama o kadar da basit değil değil mi bu çalışma? Biz 365 günün 361 gününü bu fuar için çalışıyoruz. 4 günde de herkes fuarın gerçeğini görüyor. Neticede yani bu 4 gün hani bizim bayramımız aslında, öyle düşünün. 361 gün bu iş için uğraşılıyor. Farklı ekipler uğraşıyor. Türkiye'de uğraşıyoruz, yurt dışında uğraşıyoruz. Demin bahsettiğimiz bu yabancı katılımcı, yabancı ziyaretçi kolay gelmiyor. Neticede oralara gidiyoruz. Onları ziyaret ediyorsunuz. Onları ziyaret ediyoruz. Oradaki etkinliklere katılıyoruz, fuarlara katılıyoruz. İşte sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Sadece biz değil, işte bizle beraber iş ortaklığı yapan ya da bize destek olan, atıyorum işte Serkonder gibi dernekler ya da işte tohumcuların birlikleri, hepsi el birliğiyle aslında bu fuarı daha ileriye götürebilmek adına çalışıyor. Ama 365 gün boyunca çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Son olarak ne söylemek istersiniz? Fuara çiftçi kadınlarımız özellikle gelsinler. Bütün yük aslında çiftçi kadınlarımızda. Bizim Türkiye'de doğru. Tarımı yapan tabii ki ağırlık Karadeniz'de olsun, Güneydoğu'da olsun, Akdeniz'de, Ege'de, İç Anadolu'da kadınlarımız yapıyor. Kadınlarımızla ilgili bizim Serkonde olarak da bir Sera Akademisi projemiz var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani mesela şu an bir kadın diyor ki kocasına, ya işte sen diyor belediyeye gir ya diyor, seracılığı bırak diyor ya da şey yapma diyor, resmi yere gir diyor. Geçen sene Antalya'da 13 bin kişi çiftçiliği bırakmış. 15 bin kişi de devlet dairesine girmiş. Çiftçilik, tarım çok önemli. Bu yönle ilgili de ilk önce eğitilmesi gereken çiftçi kadınlarımız. Bizim bununla ilgili belediyelerle görüşüyoruz şu anda. Bir sera kuracağız Serkonder olarak. İçinde bütün teknolojiler olacak. Çiftçi kadınlarımızı bu seracılığı, doğru ışığı, doğru ısıyı kullanarak seradan da para, nasıl doğru şekilde para kazanılabilir, ailesi geçinebilir, yani bir başka bir iş yapmadan tarımla nasıl evini geçindirebilir? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Evet. Bunu da burada söylemek istiyorum. Zaten hani işin yükünü çeken kadınlar, evet. Kadınları ikna etmek daha kolay. Ve biz Antalya Tarım İl Müdürlüğü olarak da kadınlarımız, mesela Toprağın Sultanları diye bir projemiz var. Hı-hı. Kadınlarımızı il il gezdiriyoruz. Onlara evet. Teknolojiyi ve oranın kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz. İşte Kadın Çiftçiler Yarışıyor programı. Ya da birebir kadınlara genelde eğitim veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Sayın teşekkür ederiz. Aydoğdu verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet Engin Bey, 29'unda GrowTech kapılarını açıyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak başta da söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Tüm çiftçilerimizi ve tarımla ilgilenen tüm profesyonelleri 29 Kasım'da fuarımıza bekliyoruz. Evet, evet değerli seyirciler, Tarım Vizyon olarak bu akşam gerçekten Antalya için, Türkiye için önemli bir fuar. GrowTech Tarım Fuarı'nı sizlere tanıtmaya çalıştık ve seracılık, modern seracılık hakkında bir nebze de olsa konuştuk. Daha sonra mutlaka sizi ve başkanınızı yönetimimizde konuk almak isteriz. Ama biz bu akşamlık size aktaracaklarımız bu kadar. Mutlaka GrowTech Fuarı'na hafta çarşamba başlıyor. Katılmanızı diliyoruz ve tekrar ilimize afetten zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz haftaya yine tarımı konuşmak için sizlerle birlikte olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.